3. sınıf öğrencilerim, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün de sizlerle sağlıklı hayat ünitesine geçtik çocuklar. Bu ünitede kişisel bakım, sağlıklı besinler, yaz ve kışın yediğimiz meyveler, dengeli beslenme ve sağlık için temizlik konularını tek tek inceleyeceğiz. Hazırsanız arkadaşlar, kişisel bakımımızı yapıyoruz kısmıyla başlayalım. Sabah uyandıktan sonra kişisel bakım olarak neler yapıyorsunuz demiş bize? Çocuklar biz sabahleyin uyandıktan sonra elimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz değil mi? Aslında temiz olmak sağlığın temelidir. Temiz olan birisi kişisel bakımına özen gösterir. Kişisel bakım vücudumuzun ve giysilerimizin temiz olmasıdır çocuklar. Biz kişisel bakımımızı yaparken çeşitli kaynaklar kullanırız. Bakın burada Gamze sabah uyandığında elini yüzünü yıkıyor ve burada çeşitli kaynaklar kullanıyor su ve sabun kullanıyor ama bunları israf etmeden kullanıyor. Yine lavaboda e, gerekmedikçe lambayı yakmadığını söylüyor. Saçlarını kuruturken saç kurutma makinesini kısa süre çalıştırdığını ve elektrik israfı yapmadığını söylüyor. Burada Borayı görüyoruz yatmadan önce ve yemeklerden sonra dişlerini fırçaladığını söylemiş. Yine dişini fırçalarken musluğu açık bırakmaması gerektiğini belirtmiş. Diş macununu da yine mercimek büyük büyüklüğü kadar ya da bir nohut tanesi kadar büyüklüğünde kullanılmasının doğru olacağını söylemiş çocuklar. Kişisel bakımımızı yaparken hangi kaynakları kullanıyorsunuz demiş. Biz de yine suyu kullanıyoruz, sabunu kullanıyoruz, elektriği kullanıyoruz. Bu kaynakları kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz? Onları israf etmemeye dikkat ediyoruz değil mi çocuklar? Birincili ve yeteri düzeyde kullanıyoruz. Devam edelim. Konuyu pekiştirelim kısmındayım. Aşağıdakilerden hangileri kişisel bakımımız için yapılması gerekenlerdendir? işaretleyiniz A seçeneğinde günde 3 öğün beslenmek demek. Bu kişisel bakımla alakalı değil. İşaretlemiyorum. B seçeneğinde dişlerimizi fırçalamak demiş. Evet kişisel bakımla alakalı işaretledim. C seçeneğinde ödevlerimi zamanında yapmak. Bu da değil. D'de duş almaktan bahsetmiş. Evet duş almak kişisel bakımdır işaretliyorum. Oyun oynamak kişisel bakımla alakalı değildir. F seçeneğinde el yüz yıkamak kişisel bakımla alakalıdır. O yüzden B, D ve F seçeneklerini işaretledim arkadaşlar. Bunlar kişisel bakımla alakalıdır. İkinci soruya baktım. Aşağıdaki verilenleri kullanarak yaptığınız kişisel bakımda hangi kaynakları tüketiyorsunuz yazınız demiş. İlk olarak bana saç kurutma makinesini vermiş arkadaşlar. Ben burada bu kişisel bakımı yaparken hangi kaynağı kullanıyorum? Tabii ki elektriği kullanıyorum değil mi? Elektrik yazıyorum. İkincisinde bana diş macununu vermiş. Dişlerimi fırçalarken yine suyu kullanıyorum. Su yazdım. Üçüncüsünde sabunu söylemiş. Yine suyu kullanıyorum değil mi? Ellerimi yıkarken yine su yazıyorum arkadaşlar. Üçüncü soruma baktım hemen. Kişisel bakımınız sırasında kaynakları tutumlu kullanmazsanız ne gibi sorunlar yaşayabilirsiniz yazınız demiş. Çocuklar kaynaklar tükenebilir ve israf etmiş oluruz, değil mi? Bunu yazalım. Kaynakları israf etmiş oluruz. Virgül. Kaynaklarımız tükenir. Hemen bir sonraki sayfaya geçtim sağlıklı besinler satın alıyoruz bölümündeyiz çocuklar beslenmeniz için gerekli olan yiyecekleri Nereden alıyorsunuz anne ve babanıza sorarak öğreniniz demiş Çocuklar Siz bunları tabii ki marketlerden manavlardan ya da pazarlardan alıyorsunuz değil mi Taze ve temiz olmasına çok önem gösteriyoruz biz Aldığımız yiyeceklerin bilinçli bir tüketici isek eğer Bunları çok güzel bir şekilde yıkıyoruz. Taze olduğuna, rengine, kokusuna bakarak karar veriyoruz. Bozulmuş yiyecekleri almıyoruz ya da son tüketim tarihi geçen ürünleri almıyoruz, değil mi? Çikolata, bisküvi, şeker gibi yiyeceklerin de içinde katkı ve boya maddesi olduğunu bildiğimiz için onları da almıyoruz ya da çok az tüketiyoruz. Bilinçli bir tüketici meyve ve sebze satın alırken nelere dikkat etmelidir demiş. Çocuklar kokusuna, rengine, şekline değil mi? Kokusuna, rengine, şekline, yine tazeliğine değil mi? Son kullanma tarihine, son tüketim tarihi olarak kısalttık, yazdık arkadaşlar. Yine mevsiminde yetişen meyve ve sebzeleri organik olarak almaya özen gösteriyoruz. Konuyu pekiştirelim kısmındayım, sayfa 82'de. Yiyecek ve içecek alırken bilinçli tüketici davranışları nelerdir? Maddeler halinde yazınız. Yazalım. Ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihlerine ve içeriklerine dikkat etmek. Ambalajlı ürünlerin son tüketim tarihine ve içeriklerine dikkat etmek dondurulmuş ve hazır gıdaları tüketmemeye dikkat etmek daha sonrasında kokusuna rengine ve tazeliğine dikkat etmek Evet ikinci sorudayım Ayşe Hanım pazardan elma satın alırken nelere dikkat etmelidir yazınız demiş. Yine kokusuna, rengine dikkat etmesi gerekir değil mi çocuklar? Bunlara bakarak taze mi, organik mi anlayabilir? Yazalım. Kokusuna, rengine, şekline dikkat etmelidir. Üçüncü sorudayım. Aşağıdakilerden hangilerini satın alırken son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz? İşaretlediğiniz çocuklar biz paketli ve ambalajlı gıdalar alırken dikkat ediyorduk değil mi? C seçeneğinde burada sütü görüyorum. E'de yoğurdu. F'de meyve suyunu görüyorum. Bunları alırken marketlerden son tüketim tarihine muhakkak dikkat ediyorum. Karpuzu yazın, portakalı kışın yiyoruz kısmına geçtik çocuklar. Yaz mevsiminde yediğiniz meyveler hangileridir demiş bize. Buraya örnek verecek olursak karpuz, kiraz, kayısı yine şeftali çilek dut, incir daha birçok meyve örnek verebiliriz. Aşağıda yaz mevsiminde yetişen bazı meyve ve sebzeler verilmiş. Bakın patlıcan, incir, taze fasulye, karpuz, bezelye ve kiraz. Kış mevsiminde yetişen meyve ve sebzelere bakalım. Mandalina, elma, ıspana, karnabahar, pırasa ve portakal. Çocuklar her sebze ve meyve farklı mevsimlerde yetişiyor değil mi? Sağlığımızı korumak için biz de mevsimine uygun olarak tüketiyoruz. Mevsimi dışında yediğimiz meyveler aslında seralarda yetişen meyvelerdir. Bunların gelişimi için bazı yapay maddeler kullanılıyor. Onlar da vücudumuza zararlı olduğu için biz mevsimine uygun meyve ve sebze tüketmeliyiz. Kayısı, kavun, portakal ve narı hangi mevsimlerde tüketmeliyiz? Büyüklerinizden öğrenin demiş. Kayısı ve kavunu yazın değil mi? Kayısı, virgül, kavun, Yaz portakal ve nar kış diyorum arkadaşlar. Devam edelim. Konuyu pekiştirelim kısmındayız. Annenize sorarak yazın ve kışın pişirdiği 3 sebze yemeğinin ismini öğreniniz ve aşağıya yazınız demiş bize. Yazın pişirilen Sebze yemeklerinden çocuklar patlıcan dolması yapabiliriz. Patlıcan yazalım. Musakka olabilir. Patlıcan, yine taze fasulye. Bamya olabilir. Ya da türlü olabilir. Siz İstediğiniz üçünü yazın. Kışın pişirilenler ise çocuklar ıspanak yemeği daha çok kışın. ıspanak yemeği. Kereviz. Lahana sarması olabilir. İkinci soruda bana Onur'un annesi markete alışverişe gidecekti. Hava çok soğuktu. Paltosunu ve çizmesini giydi. Atkısını ve eldivenlerini aldı. Kapıdan çıkarken Onur annesinden kiraz almasını istedi fakat annesi kiraz yerine başka bir meyve alabileceğini söyledi. Metne göre Onur'un annesi neden kiraz alamayacağını söylemiş olabilir? Yazınız demiş. Çocuklar neden söylemiş olabilir? Kiraz ilkbaharda yetişen bir meyvedir. Ama annesi paltosunu falan giydiğine göre kışın gerçekleşen bir olay burası. O zaman ne diyelim? Kiraz ilkbaharda yetişen bir meyvedir. yetişen bir meyvedir. Kışın yetişmediği için annesi başka bir meyve alacaktır. İkinci soruma bakıyorum. Onurun annesinin alabileceği meyveler hangileri olabilir? Yani biz burada kışın yetişen meyvelere bakacağız çocuklar. Elma olabilir, mandalina, portakal. Elma, mandalina, portakal. Yine devam edelim. Greyfurt olabilir, nar, kivi. Greyfurt, nar, kivi yazabiliriz. Üçüncü soruda neden mevsiminde yetişen meyve ve sebzeleri yememiz gerekir demiş. Bunun da yanıtı ne olabilir çocuklar? Sağlıklı olan sebze ve meyveleri yetiştiği mevsimde tüketmektir. Sağlıklı olan sebze ve meyveleri yetiştiği mevsimde tüketmektir. Mevsiminde yetişen meyve ve sebzeler bizim sağlığımız için önemli değil mi? Çünkü sera ürünü olmazlar. Sera ürünü olmazlar. Virgül katkı maddeleri içermezler. Mevsiminde olursa. O yüzden biz mevsiminde tüketmeye dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar, dengeli besleniyoruz kısmındayım. Sabah kahvaltısında neler yiyorsunuz demiş. Yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, tereyağı, bal, süt ya da meyve suyu değil mi? Çocuklar sağlıklı büyüyebilmek için dengeli beslenmeliyiz. Dengeli beslenmek vücudumuzun ihtiyacı olan her besinden yeterli miktarda ve uygun zamanda tüketmektir. Sağlığımızı korumak ve dengeli beslenmek bizim tükettiğimiz yiyeceklere bağlıdır. Et, balık, yumurta, süt gibi yiyecekler tüketmeliyiz. Bunlar kemiklerimizi güçlendirir ve yaralarımızın çabuk iyileşmesini sağlar. Taze sebze ve meyveler bizi hastalıklardan korur. Tahıllar, ekmek, buğday, makarna bunlar da vücudumuza enerji verir. Her sabah kahvaltıyı muhakkak yapmalıyız. Günün en önemli öğünüdür. 3 öğün yemek tüketmeliyiz. 6 ya da 8 bardak süt su içmeliyiz çocuklar. Günlük sütümüzü de içiyoruz ama 6-8 bardak en az su içmeliyiz. Su organlarımızın daha düzenli çalışmasını sağlar çünkü. Ve zararlı maddeleri vücudumuzun dışarı atmasını sağlar. Gazlı içecekler yerine yine taze sıkılmış evde meyve suyu içebiliriz. Yeterli ve dengeli beslenmek bizim için çok önemlidir ve çocuklar israf etmemekte en az yeterli ve dengeli beslenmek kadar önemlidir. Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Tabakta yemek bırakmak israftır. Bunu bulamayan insanlar da var. Onları da düşünmeliyiz. Çocukluk döneminde biz yanlış bir beslenme alışkanlığına sahip olursak ileride obezite olabiliriz, aşırı şişman olabiliriz ya da çok zayıf olabiliriz. Bunlar da vücudumuzun çeşitli hastalıklara e, ulaşmasını yani çeşitli hastalıklara sahip olmasını sağlar. Örneğin ben çok fazla abur cubur tüketirsem yemek yerine onları yersem obeziteye doğru vücudum ilerler, kilo alır. Kilo aldıkça da hastalıklarım artar. Yemeği sofrada oturarak yemeliyiz çocuklar. Televizyon seyir derken ya da bilgisayar başında değil. Çünkü farkında olmadan çok yağlı ve fazla yiyecek tüketmeme sebep olabilir. Gördüğünüz gibi burada hamburger, kola var. Gazlı içecek ya da patates kızartması gibi ürünleri vücudum çok fazla tüketmemeli. Çünkü vücudumun kilo almasını ya dengesini bozuyor, kilo almasını sağlıyor. Kandaki şeker miktarını yükseltiyor ve şeker hastalığına sebep olabiliyor. Şeker hastalığının diğer ismi de diyabet. Diyabetten korunmak için de önlemler almalıyız. Düzenli spor yapabiliriz, dengeli düzenli beslenebiliriz. Meyve ve sebzeyi daha fazla tüketebiliriz. Pasta ve hamburger gibi ürünlerden daha az yemeliyiz. Bakın burada beslenme saatinde Buse ve Arda Konuşuyorlar Buse Arda'ya poğaça ikram etmek istiyor Arda da ben poğaça yiyemem annemin beslenme çantama Koyduğu yiyecekleri yiyeceğim diyor Buse Peki neden Çünkü poğaça çok güzel taze diyor Arda ise Çölyak hastasıyım benim buğday unundan yapılmış yiyecekleri tüketmem yasak diyor çocuklar Annem bana zarar vermeyecek ürünleri hazırlayıp çantama koyuyor ve ben bunları yiyorum demiş Geçmiş olsun benim de bazı ürünlere karşı alerjim var demiş Buse'de. Benim de cildimde yumurta yediğim zaman kızarıklık oluyor diye eklemiş. Çocuklar bizim de farklı yiyeceklere karşı alerjimiz olabilir. Ayrıca çölyak hastalığı denen bir hastalık vardır. Bunlar buğday unundan yapılmış yiyeceklere karşı vücutları hassas olan insanlardır. Ve bu ürünleri tüketmeleri yasaktır. Bisküvi, poğaça, ekmek normal olanları yiyemiyorlar. Onlar için özel ayrılmış besinler var. Onları tüketiyorlar çocuklar. Dengeli beslenmeyen bir kişi ne gibi sağlık sorunları yaşayabilir? Söyledik. Obezite olabilir, diyabet olabilir ileride. Yazalım. Obezite, diyabet, kalp, şeker daha birçok hastalığa sebep olabilir. Sayfa 88'deyim. Aşağıya dengeli Beslenmenin ve yiyecek israfının ne olduğunu yazınız demiş çocuklar bize. Dengeli beslenme vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin ihtiyaç oranında oranında tüketilmesi. Yiyecek israfı nedir peki? Bilinçsiz tüketim alışkanlığı nedeniyle ihtiyaç fazlası olan yiyeceklerin tüketilmeyip çöpe atılması değil mi? Bilinçsiz tüketim alışkanlığı sebebiyle ihtiyaç fazlası yiyeceklerin çöpe atılması İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Sıla markete giderek meyve suyu almak istedi. Annesi buna izin vermedi çünkü Sıla'nın sağlıklı beslenmesine özen gösteriyordu. Buna göre annesi Sıla'ya ne yapmalıdır yazınız demiş. Çocuklar annesi evde ona taze portakal suyu ya da meyve suyu hazırlayabilir yazalım. Annesi ona evde meyve suyu hazırlayabilir. Üçüncü soruya geçiyorum. Görselde pizza gördük, hamburger ve gazlı içecek görüyoruz. Yine pasta görüyoruz. Beslenmesinde genellikle yukarıdaki yiyeceklere yer veren bir kişi de ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir yazınız demiş. Obozite yani Aşırı şişmanlık denilen hastalığa yakalanabilir. Yazalım. Obezite. Yani aşırı şişmanlık denilen hastalığa yakalanabilir. Diyabet denilen hastalık da ortaya çıkabilir değil mi? Şeker hastalığı. Diyabet hastalığı ortaya çıkabilir. Bu şekilde burayı da yaptım sayfa 88'i. 89'da sağlık için temizliğe dikkat ediyoruz kısmındayız. Bunu da yapacağız arkadaşlar. Sonra ünite değerlendirme sorularını yapacağız. Sağlık için temizliğe dikkat ediyoruz. Örneğin ellerinizi ne zaman yıkıyorsunuz demiş. Çocuklar biz yemekten önce sonra tuvaletten önce sonra yine parkta oyun oynadığımız zaman ellerimiz kirlendiği zaman yıkıyoruz değil mi? Hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor çocuklar. Toplu ortamlarda da yine sınıfımızda Çöpleri çöp kutusuna atıyoruz. Teneffüslerde sınıfımızı havalandırıyoruz. Hapşururken, öksürürken mikroplaştırmamak için ağzımızı mendille kapatıyoruz değil mi? Hastayken okula gitmiyoruz. Gidersek maske takıyoruz. Tuvaletleri temiz kullanıyoruz. Sifonu çekiyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz. Lavaboyu kirli bırakmıyoruz. Parklarda falan oyun oynadıktan sonra yine giysilerimizi eve gelince değiştiriyoruz. Duşumuzu alıyoruz ve hastalıklara e, engel olmak için vücut temizliğimize çok dikkat ediyoruz. Spor alanlarında da temizlik kurallarına dikkat ediyoruz. Bakın çocuklar burada spor alanındalar hepsi. Dışarı ayakkabılarıyla spor salonuna girmiyorlar. Yine spor yaparken temiz ve e, yaptıkları spora uygun kıyafetler giyiyorlar. Tuvalet ve lavabolarını temiz tutuyorlar oraların. Spordan sonra duş alıyorlar. Duşta terlik giyiyorlar ve Hastayken başkalarının sağlığını korumak için spor salonuna gitmiyorlar. Ortak kullanım alanlarında temizliğe dikkat etmek ne için önemlidir dedik çocuklar? Bizde e, mikroplar vücudumuza bulaşır ve hasta oluruz. Hasta olmamamız için önemlidir diyoruz. İnsan sağlığı için önemlidir. Konuyu pekiştirelim kısmındayım. Günlük hayatınızda okul dışındaki hangi ortak kullanım alanlarında bulunuyorsunuz? Burada uyguladığınız temizlik kuralları nelerdir? Örneğin oyun parkında bulunuyorum. Oyun parkında bulunuyorum. Eve gelince kıyafetlerimi değiştiriyorum. Banyo yapıyorum. Bunları söyleriz. Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda ders yapabilmesi için sınıfta e, nelere dikkat etmeleri gerektiğini yazınız. Sınıfı temiz tutmaları gerekir. Sınıfı temiz tutmak. Bunları da sırayla yazalım. Çöpleri çöp kutusuna atmak. Daha sonra teneffüslerde sınıfı havalandırmak. söyleyebiliriz arkadaşlar üçüncü soruya bakalım aşağıdaki görselleri inceleyiniz hangi çocuklar ortak kullanım alanlarında kendisinin ve çevresindekilerinin sağlığını düşünmektedir işaretleyiniz ilk A seçeneğindeki görselde öğrenci çöpleri çöp kutusuna atıyor O yüzden bu kutucu işaretleyebilirim sağlığını düşünüyor değil mi hem kendisinin hem de çevresindekilerini B seçeneğinde ise ellerini yıkıyor. Bakın lavaboya gitmiş. Girmeden önce ve sonra biz de muhakkak ellerimizi yıkamalıyız. Bu da sağlığa önem verdiğini gösterir. İşaretliyorum. Ama üçüncü görselde konuşurken sanırım orada hapşurdu ya da öksürdü. E, ağzını kapatmamış herhangi bir mendille. Burada yanlış bir davranış sergilemiş. Bu kendisinin ve çevresindekilerinin sağlığını düşünmediği anlamına gelir. O yüzden üçüncü görseli işaretlemiyorum arkadaşlar. A ve B seçeneğini 1 ve ikinci görseli işaretledim. Doğru olanı yapan arkadaşlarım bu görseldeki arkadaşlarımdır. Ünite değerlendirme çalışmalarını bir sonraki videomuzda yapacağız. Kanalımıza abone olmayı, bizi Instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı günler dilerim.